Şubat depreminde Antakya'da asrın en büyük felaketini yaşayan bir depremzedeyim. Evimi, işimi, hayatımı, umutlarımı, yarınlarımı, komşularımı, dostlarımı ve en büyük de şehrimi kaybettim. Ablamın Gönüller Derneği'nde kız kardeşim bu işi bilir demesiyle yola çıktı. Kış demediler, yaz demediler, deprem demediler, kar demediler, yağmur demediler. Bir istihdam yarattılar. Psikolojik de bir destek oldu bize. Peki Müjde Hanım, siz nasıl girdiniz? Nuray Hanım kanalıyla girdim ben de. Halamın kızı Nuray abla. Biz de depremde iş yerimizi kaybettik. Çok zor günlerden geçtik sizlerin sayesinde. Benim çocuğum okuyor, ben çocuğuma para gönderebiliyorum. Bizim için çok önemliydi hem psikolojik açıdan hem maddi açıdan. En azından kendimizi unutuyoruz. Bir tarafımız deniz, bir tarafımız yol ama hiçbir yere gidemiyoruz. Örgümüzü örüyoruz, teselli oluyoruz arkadaşlarla. Kaç tane yapabiliyorsunuz bu çanta? Günde 2 tane, oturursam 3 tane. Bu kendi psikolojine bağlı. Evdekilerin desteğine bağlı. Siz kaç tane yapıyorsunuz? Ben de 3 tane, 2 tane. Bizim vasıtasıyla tanıştık, amaçladık. Bu maddi manevi olarak bir şeylerle uğraşmak, bir şey üretmek önemli oldu benim için. Kaç tane yapabiliyorsunuz? Otursam 3 tane yaparım. Ayfer Hanım, siz kaç tane yapabiliyorsunuz? Ben yapsam 1 tane. Çocuklarım var yani, 3 tane çocuk olduğu için biraz zor yani. Hatay çok zarar görmüş, sabah tek kalkıyor. Ama insanlar tutunmaya çalışıyor. Yani. Bırakmak da olmuyor. En sevdiklerimizi kaybettik ama neden hayatta tutunmak gerekiyor, bir şeyler için çabalamak gerekiyor. Biz de biraz sizin sesiniz olmak istiyoruz. Kendi çevremiz için çalışmalarınızı desteklemek istiyoruz arkadaşlarımızla. 800 kadının hafızası bir hikaye koymak istiyoruz. Hataylı kadınların el emeğiyle, göz nuruyla yaptığı şeyleri başkalarına da tanıtsınlar istiyoruz. Biz sizi onlara tanıtıyoruz. Onlar da daha geniş bir kitleye tanıtıyoruz. Kadınlara bir hediye vermek istedik. Ama bunu verirken de deprem bölgesindeki kadınlara da bir destek olmak istedik. Maddi kısmı önemli tabii ama insanları üretken hale getirmek, psikolojik olarak güçlendirmek daha önemli kısmı. Kendi iş yerimizdeki kadın çalışanlarımıza hediye edeceğiz. Biraz bunları sosyal medyada göstermelerini istiyoruz ki Umut Atölyeleri yeni siparişler alabilsin. Allah razı olsun. Allah çok olsun. Teşekkür bizim ederiz. Bunun evet. Bile çok güzel. Valla her yönden iyi oldu. Psikoloji maddi yönden de iyi oldu. Psikoloji bizim en azından var ya. Zaten bir şey düşünmüyoruz. Kafamızı dağıttık. Biliyoruz ki oradan gelecek elektriğimizi yapacağız. Bunu düşünmeniz bile güzel kadınlar için. Çok teşekkür ederiz. Emeklerinize sağ olun. Siparişler artarsa var mı yapacak arkadaşlar? Evet. Var. İki yani için mutlu oluyorum. Parmaklarınız hani var ama yine de devam edeceğiz inşallah. Hepiniz pırıl pırıl insanlarsınız. Duygulu. İnsanları unutmayan. Dilerim Allah'tan yolunuz, bahtınız hep açık olsun. Bizi bulan bu şirketlerin hepsine teşekkür ediyoruz. Bizi bulan Umut Atölyesi. Biz de Umut Atölyesi'ne teşekkür ederiz. Umut Atölyesi'ne gönülden teşekkür ediyoruz sizlere. Biz de size teşekkür ediyoruz. Umut Atölyesi de sizsiniz aslında.